Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebu Muhammed Ceriri Hasretleri Velayet Kubbesinin Velisi Hidayet Kâbesinin Safteri Onu Temkin Sahibi Aşık Sadık Dindar Zahirde gözü olmayıp Hakkı Batın gözüyle gördüğü için Müşahedeci göz Vaktin Şeyhi Ebu Muhammed Ceriri Hazretleri vaktin yeganesi ve çağın güzidesi olup akranı arasında tasavvuf yolunun inceliklerine vakıf biriydi. Herkesce makbul tutulurdu. Edepte mükemmeldi. Türlü türlü ilimlerde geniş hazlı vardı. Fıkıhta müftü ve asrın imamıydı. Usul ilminde gayet derindi. Tasavvuf yolundaki mertebesi o dereceye ulaşmıştı ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri müritlerine benim veliahtım odur demişti. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretlerinin sohbetinde bulunmuştu. Edebi şu sözüyle anlattığı gibiydi. 20 yıl var ki yalnızken bile ayağımı uzatmış değilim. Çünkü Allah Celle Celaluhu'ya karşı güzel edepli olmak daha münasiptir. Naklederler ki bir sene Mekke'de ikamet etmiş, ama hiç uyumamış, konuşmamış, sırtını yere koymamış ve ayağını da uzatmamıştı. Ebu Bekir Kettani Hazretleri, Böyle bir hareket tarzına ve itikaf şekline neyin sayesinde kadir oldun diye sorunca dedi ki, Batınımdaki sadakat ve samimiyetimi bildiğinden zahirime kuvvet verdi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri vefat edince kendisini onun yerine geçirdiler. Kendisi anlatıyor. Bir gün beyaz bir şahin gördüm. 40 sene avcılık yaptım ama onu ele geçiremedim. Sordular. Nasıl oldu? Anlattı. Bir kere ikindi namasında yalın ayak ve saçları uzamış bir derviş hankaha geldi. Abdest alıp iki rekat namaz kıldı ve başını yakasına soktu. O gece halife arkadaşlarımızı davet etmişti. Yanına vararak dervişlere uyarak davete katılmak ister misin dedim. Derviş başını kaldırdı ve halifeye gitmeyi arzulamıyorum. Ancak bir bulama çaşı isterim. Eğer emrederseniz ne âlâ. Aksi halde sen bilirsin dedi ve başını tekrar yakasına soktu. Dervişlere uymayıp şahsi bir arzu ileri sürdüğüne göre bu kişi yeni Müslüman olmalı diye düşündüm. Artık iltifat etmedim, gittim sema yaptım. Avdet ettiğimde derviş hala başı önünde durur bir vaziyette bulunuyordu. Gittim, uyudum. Rüya'da yanında iki ihtiyar ve peşinde birçok kişi olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmekte olduğunu gördüm. Şu iki ihtiyar kim diye sorunca biri İbrahim Halil aleyhisselam Öbürü Musa Kelim aleyhisselam ve yüz binlerce nebi cevabını aldım. Hemen ileri atılarak selam verdim. Ancak o bana hiç yüz vermedi. Ben ne yaptım ki mübarek yüzünü benden çeviriyorsun ya Resulallah dedim. Dostlarımdan biri bulama çaşı istedi. Sense cimrilik yaparak konu vermedin dedi. Derhal ağlayarak uykudan uyandım. Hankahtan kulağıma bir ses geldi. Ola ki derviş gider diye düşündüm. Sonra yanına vardım ve ''Ey Aziz, o arzunu tatmin edebilmem için lütfen biraz bekle.'' deyince tekrar başını önüne eğerek tebessüm etti ve ''Bir kimse bir arzusunun tatmin edilmesini senden isteyecek ancak sen 120 bin nebi şefaat etmedikçe onun arzusunu tatmin etmeyeceksin.'' dedi ve çıkıp gitti. Ne kadar aradıysam da bir daha onu göremedim. Ondan gelen bu avı ele geçiremedim. Naklederler ki, Bağdat'ın Ulu Camii'nde bir derviş vardı. Yaz kış, üzerinde sadece bir gömlek bulunurdu. Bu ne hal böyle diye sebebini soranlara dedi ki, ''Güzel elbise giymeye düşkün biriydim. Bir gece rüyamda cennete gitmekte olduğumu gördüm.'' Orada kurulu bir sofranın çevresinde toplanmış bir fukara cemaatini gördüm. Yanlarına oturmak istedim. Ancak bir melek kolumdan tuttu ve ''Sen bunlardan değilsin. Bunlar sadece bir tek gömleğe sahip olan bir cemaattir.'' dedi ve beni oradan uzaklaştırdı. Uyanınca bir daha bir gömlekten başka bir şey giymeyeceğim diye nezrettim. Naklederler ki Ebu Muhammed Ceriri Hazretlerinin bir meclisi vardı. Bu meclistekilerden bir genç ayağa kalktı ve ''Kalbimi yitirdim, dua et de iade etsinler.'' dedi. Ceriri Hazretleri ''Hepimiz bu musibete tutulmuşuzdur.'' dedi. Ebu Muhammed Ceriri Hazretlerinin Sözleri İlk asırda din esasına göre hareket ederlerdi. Onlar geçip gidince Din de silinip gitti. İkinci asırda vefa esasına göre muamele yaptılar. Onlar göçüp gidince vefa da ortadan kalktı. Üçüncü asırda mürüvvet esasına göre hareket ettiler. Onlar göçüp gidince mürüvvet de kalmadı. Diğer bir asırda haya esasına göre muamele yaptılar. Onlar gidince haya da kalmadı. Şimdi rağbet esasına göre muamele yapmaktalar tehditle ve teşvikle amel ve hareket etmektedirler. Kim kulağını nefsin vesveselerine verir, nefs onu istilası altına alırsa, arzuların eline esir düşer, heva ve heves zindanında mahsur kalırsa, Allah Teala manevi ve ruhi, feyiz ve faydaları onun kalbine haram kılar. Cenab-ı Hakk'ın kelamından azalmayan ona icabet de etmez. Kadrinin aşağı olmasına rıza göstereni Hak Teâlâ haddinden fazla yükseltir. Gönül işinin esası nedir sorusuna şu cevabı verdi. Bu esas Allah Teala'yı görmeyi ve eserini müşahede etmeyi temin eden bir yakınlık halidir. Tevekkül nedir sorusunu ıstırarı, mecburiyeti görmektir diye cevaplandırmıştı. Sabır odur ki Kişi her iki halde de nefs huzur içinde olduğu için nimet ile mihnet halleri arasında fark görmez. Sabır, nefsin belada sükun ve huzur içinde bulunmasıdır. İhlas yakînin riya tereddütün semeresidir. Şükürdeki kemal, şükürden aciz kalma halini müşahede etmektir. Uzletten sorulduğunda meşakkatlerden uzaklaşıp sırrı muhafaza etmektir. Sana merhamet etmese de demişti. Avamın muharebesi hatarat, abdalın muharebesi fikir, zahitlerin muharebesi arzular, tövbekarların muharebesi hatalar, müritlerin muharebesi zevkü sefa iledir. İmanın devamı, dinlerin kıvamı ve bedenlerin salahı şu üç şeydedir. İktifa, ittika, ihtima. İktifa etmek, takva üzere bulunmak ve perhizkar olmak. Şimdi Allah Teala ile iktifa edenin içi düzelir. Neh yolunan şeylerden sakınanın gidişatı dosdoğru olur. Gıdasına dikkat ederek perhiz yapanın tabiatı idman yapar. O halde iktifanın semeresi, marifet saffeti, takvanın akıbeti, güzel huy, perhizinin neticesi, beden sıhhati ve tabiatın mutedil olmasıdır. Usulün sıhhati, fırua kulak vermekle, usulü görmek, fırua tatbik etmekle, fırua tasih etmek, onu usule arz etmekle olur. Şimdi yüce Allah'ın tazim ettiği fırua, vesile ve vasıtalara tazimde bulunmadan usulü müşahede etme makamına ermenin yolu yoktur. Allah Teala kendi nurlarıyla bir kulunu diriltirse o kul ebede kadar asla ölmez. Diğer bir kulunu hizlanıyla öldürürse o kula ta ebede kadar hiç hayat vermez. Arifler daha başlangıçta Allah Teala'ya dönerler. Avamsa diğer şeylerden ümit kestikten sonra Allah'a müracaat eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'a nazar edince Hakk'ı gördü. Zaman ve mekan vasıtası olmaksızın Hak'la Hak'ta baki oldu. Çünkü onun için ne huzur, ne zaman, ne de mekan bulunmayanın huzuru hasıl olmuştur. Yüce Allah'ın vasıflarıyla kendi vasıflarından tecerrüt etmişti ve selam. Allah Teala'nın kudretini en belirgin şu üç şey gösterir. Zahirdeki mülkü, mülkündeki tasarrufu ve her şeyi tam olarak içeren kelamı. Avamın himmetinin ulaştığı en son nokta dilek, orta hallilerinki dua ve ariflerinki zikirdir. Senin zikrin, onun zikrine bitişene kadar sana bağlıdır. Onun zikriyle ittisal peyda edince, yukarıya çıkarılır ve illetlerden hala solur. Hades, kıdemle bulunduğu sürece yok olur. Asıl baki kalır. Fer, ortadan kalkarak hiç yokmuş gibi olur. Reca zahitlerin, haf tembellerin yoludur. Amelimle, en yüce veya en basit emelime beni ulaştır diye vehmeden kimse yolunu kaybetmiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameli kimseyi kurtarmaz buyurmuştur. Şimdi korkulardan kurtaramayan bir şey umulana nasıl ulaştırır? Sadece Allah'ın lütfuna bel bağlayanın vuslata ermesi ümit olunur.